Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Rainbow Six Siege oyununa yeni sezon güncellemesi geldi. 6. yıl 2. sezondayız. Evet, dile kolay, tam 6 yıldır bu oyunu oynuyoruz. Oyun konsollarında hep oynadık. Biz PlayStation 4'te başladık. PS5'e geçtik. Şimdi Xbox'ta devam ediyoruz. Şu an PS5'te kayıt alıyorum. Xbox'ta da ayrı bir oynanış videosu çekeceğim. North Star sezonu geldi. Yeni operatör Thunderbird. Thunderbird operatörü geldi. Söylemesi biraz zor. Thunderbird operatörümüz geldi. North Star sezonuna giriş yapalım ve bakalım ne gibi değişiklikler var. Şunu baştan söyleyeceğim. Ubisoft Türkiye'nin YouTube sayfasında bu sezonla ilgili 30 dakikalık bir video paylaşıldı. Tüm detaylar çok net bir şekilde orada anlatılıyor. O videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben burada sadece oynanış, ufak tefek arayüzle ilgili bilgiler vereceğim. Asıl videolarımı 2K 120 FPS Xbox'ta ve 1080p 120 FPS PS5'te oynanış videolarıyla paylaşıyor olacağım sizlere. İlk olarak çok bir heyecan uyandıran bende bir şey oldu. Onu sizlere söylemek istiyorum. Benim bu sezondaki en büyük beklentim cross desteği gelecek mi? Biliyorsunuz ben PS5'te biraz kendimi törpüledim. Xbox'a geçtim, FPS oyunları orada oynuyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz logoda ben daha önce belki dikkat etmedim ama sanki öbür sezonda bu nicklerimizin yanında hangi konsolla oynadığımızla ilgili böyle bir logo yoktu. Ben dedim ne oluyor acaba, buraya PlayStation logosunu koymuşlar. Acaba cross desteği mi geldi? Baktım ettim, öyle bir şey yok. Şu cross desteğinin gelmesini çok istiyorum bu oyuna. Umarım ilerleyen sezonlara gelecek. Tekrar dile getiriyorum, Ubisoft Türkiye'den kesinlikle bu sezonun videosunu izleyin. Çok köklü değişiklikler var. Oradan 35-30 dakikalık bir video. Yani bilmeniz gereken şeyler var. Ben burada sadece birkaç şeyden sizlere bahsedeceğim. Benim için en önemli olan şeyler, not aldım. Silahların tepme şemaları değiştirildi. Çok önemli. Hemen bu ayarları yapın yeni sezon güncellemesinde. İlk olarak yeni operatörümüze bir bakalım. Savunanlara geldiğimizde bu operatörümüz, şu an açamıyorum tabii, ben Battle Pass lazım. Olmadığı için ne yazık ki açamıyorum. Bunda Kona İstasyonu diye bir özellik var. Bu istasyon şurada yazdığı gibi Kona İstasyonu. Doktoru düşünün, bir de MÜT'ü düşünün. Doktorda MÜT gibi bir cihaz olduğunu düşünün. O cihazı bırakıyor, o alanın içerisine girdiğinizde canınız azsa otomatikman size can veriyor. Rakip takım oyuncuları geldiğinde ona da can veriyor. Ama rakip takım oyuncularıyla beraber siz de aynı anda o alan içerisinde olursanız önce size can veriyor. Yani defans ağırlık veriyor. Operörümüzün okunuşu Thunderbird diye okunuyor. Ben Thunderbird diyorum. Yani büyük bir ihtimalle bizim takımda bunu bayağı bir tiye alacaklar. Yeni sezon operatörümüz. Silahlarına, tesisatlarına bakmak gerekirse yeni bir silah bildiğim kadarıyla yok. Sanırım bu kimindi? Cabrera'nın silahıydı. Bu Finca'nındı galiba bu silah. Yani yeni bir silah yok. Hibana'nın silahını görüyoruz. Defansta oynarken 60 hasarlı. Gerçekten iyi bir silahmış. Yani operatör tabii sezonu temsil ettiği için biraz şişirtilmiş operatör. Yeni sezon kesinlikle buff yiyecektir. Başlıkları var vesaire. Bu açıldığı zaman biz de bununla oynuyor olacağız. Bundan ziyade benim en çok bu videoda sizlere vurgulamak istediğim şey, oyunu açar açmaz hemen şunu yapıyoruz. Anında şunu yapıyoruz. Mesela hangi operatörle oynasanız oynayın. Geldik bandite. Hesaplara geldik. Arkadaşlar şu an tamamen bu değişti artık. Buradaki namlu ağızların etkileri değişti. Ben notlarımı size okumak istiyorum. Şöyle. Hemen bakalım. Atışları daha seri ve ortaya doğru yapmak istiyorsak, daha hızlı ve ortaya doğru yapmak istiyorsak namlu ağız baskısını takıyoruz. Atışları daha seri ve ortaya doğru yapmak istiyorsak namlu ağız baskısını takıyoruz. Çok hızlı, çok yüksek atış önleyen patlama giderici. Bir dakika, patlama gizleyici. Evet, patlama gizleyici. Çok hızlı, çok hızlı ve çok yüksek ateşi, yani çok hızlı ateşli silahlarda, mesela Bandit'in silahında atış hızı 900 ya da kim var? Atış hızı yüksek silahlar aklıma gelmiyor. Operatör neydi operatörün ismi? Alan'ın silahında. Patlama gizleyiciyi mesela almamız gerekiyor. Çünkü çok hızlı ve çok yüksek ateşli silahlarda bizde daha net ve daha sabit atış etmemizi sağlıyor patlama izleyici.
Ve benim şu an kullandığım daha çok giderici var. Giderici de şu işi yapıyor. Sola ya da sağa yardım ediyor. Yani şöyle oyun oynarken sola ve sağa daha çok dönerek, daha çok böyle namlu hareketleri yaparak oynuyorsanız giderici almanız gerekiyor. Eğer ki ateş ederken daha çok daha seri bir şekilde ortaya ateş etmek istiyorsanız, ateşleme esnasında daha seri bir şekilde düz orta tarafa ateş etmek istiyorsanız namluaz baskısını çok hızlı ve çok yüksek silahlarda, mesela banditin silahı atış hızı 900 ya da Elan'ın silahı binlerdeydi atış hızı. Bu gibi silahlarda da almanız gereken parlama gizleyici ağız baskıları olacak. Burada çok ciddi bir değişiklik var. Kesinlikle bunları denemeniz gerekiyor. Ben şu an mesela banditle oynayan biriyim. Zaman zaman oynuyorum. Bu aralar çok oynamıyorum. Şimdi bunun çok hızlı ve çok yüksek atış hızı olduğu için bunu önlemesi adına patlama gizleyiciyi tercih edebilirim. Ya da oynarken mesela keseceksem, yere yatıp keseceksem sağa ve sola değil de ortaya odaklı kilitlenip sıkmak istiyorsam burada namluaz baskısını almam gerekiyor. Yani bununla ilgili kesinlikle oyunun için namluları alın, teröriste girin ve oynayın. Çok önemli. Ben burada bandette bunu seçiyorum. Daha sonra hemen hızlıca Favela'da bir el başlatıyorum. Yeni haritada yeni değişiklikleri de sizlere burada birkaçını göstermek isteyeceğim. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi Allah bu silahların ağız baskılarıydı. Çünkü atış şemasını bayağı değiştiriyor ve hiç eğiminiz tutmuyor. Ayarlarınızı baştan yapmanız gerekebilir. Ama güzel bir güncelleme olmuş bence. Ve birçok köklü değişiklik var. Mesela en çok şeyi de sevdim. Mira'nın camına artık gidip vurduğunuzda cam tuz buz oluyor. Kırılmıyor. Böyle çatlamış gibi oluyor. Mira sizi göremiyor. Böyle güzellikler de gelmiş. Operatörleri biraz, bazı operatörleri bayağı bitirmişler. Tabii de oyunun bayağı bir kaderini değiştirecektir. Bir el yapalım bakalım. Burada yüzeysel olarak bir bakalım neler var, neler göreceğiz, neler dikkatimizi çekecek. Ama tekrar tekrar Ubisoft'un Türkiye YouTube kanalındaki o videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, online'a girmeye çalıştım ama bayağı bir rakip bulmadı. Gecenin saat 3'ünde videoyu çekiyorum. O yüzden hızlıca favela haritasını açacağım. Yüzüstü bir değişikliklere bakalım. Eş operatörünü tercih edeceğim. Yalnız burada ağzı değiştirmem lazım. Çok hızlı, çok yüksek ateşi seven patlamacı sol sağ hareketlere yardım. Neymiş bu? Giderici. Evet, gidericiyi takıyorum. Sol ve sağ çok fazla hareket ettiriyorum ben silah. Sol ve sağ kayan eğimimi toplaması için gidericiyi takıyorum. Alışmak lazım. Evet, hemen oyuna girer girmez şundan bahsetmek istiyorum. Göstergemiz bu arkadaşlar. Yeni göstergemiz bu. Online girdiğiniz zaman da göreceksiniz. Oldukça güzel olmuş bence. Ve buradan online'a girdiğinizde rakibinizin üstüne ya da oyun oynadığınız aynı takımdaki arkadaşınızın üstüne geldiğinizde direkt oyuncunun profilini görüyorsunuz. Arkadaş isteği atma özelliği geliyor. Ve istatistiklerini görmek için de Ubisoft'un sunucularına bağlanma özelliği eklenmiş. Yeni haritamız 120 FPS'te PS5 konsolu şu an oynuyorum. Biraz etrafı sizlere göstereceğim bir video olacak. Güncelleme ile ilgili ufak tefek böyle bir iki bilgi verdim. Bir de bu namlu ağız baskıları ile ilgili güncellemelerden bahsetmek istedim. Bunlar gerçekten çok önemli. Mesela şimdi benim yaptığımda sol ve sağ tepkileri azaltıyor. Mesela bu nasıl olacak bir bakalım. Oo. Rüstem daha zeki bu arada. Evet, eskiye göre epey bir değişiklik var. Cidden epey bir değişiklik var. FPS sabit alıyorum. Hiç drop yemiyor diyebilirim. Bir kere 117'yi gördüm ama onun dışında hiç düştüğünü görmedim.
Evet, elimden geldiği kadar etrafı göstermeye çalışıyorum. Burası bayağı değiştirmişler ya. Hakikaten çok ciddi değişiklik olmuş. Bakalım burası nereye çıkıyor? Tamam. Buradan indim. İkinci bölümü de buradan bağlamışlar. Öbür oyunda burada şöyle bir kat vardı. Bir katta karşıya gidiyorduk. Çok değişmiş arkadaşlar. Harita çok değişik. Sık sık oynamanızı tavsiye ediyorum. Oo. Evet, daha demin giriş yaptığım bölüm. Daha önce oynadığım aim ayarları bana çok değişik geldi. Hiç rahat oynayamadım açıkçası. Yeniden ayar yapmam gerekecek. Çünkü silahların tepme şemaları değişmiş. Evet, buradan kırdığımızda buraya geliyoruz. Yani bu haritayı daha önceden oynayan ve bilen biri olarak şunu söylemem gerekiyor ki inanılmaz değişiklik yapmışlar. Haritayı daha önce bilmeseydim daha iyiymiş çünkü alışmak daha zor olacak. Buradan girebiliyorduk. Eski haritada buralardan girebiliyorduk. Full kapatmışlar. Burada bir merdiven vardı. O merdiveni almışlar. Evet, tamamen değişmiş. Harita tamamen değişik. Bol bol oynamak lazım. Bakın buralarda soft duvar vardı. O duvarlar kaldırılmış. Şöyle giriş yaptığımızda burası en alt kat galiba. Aman. Oyun PS5 oynadığımdan mıdır nedir bilmiyorum ama bana çok akıcı geldi. Demek ki Xbox oynuyorsam nasıl olacak? Evet, eğimim gerçekten çok kötü. Biraz oynamam lazım. Ayarlar çok değişik gibi geliyor. Ve yeni göstergemiz var. Yeniden oynatma. Dereceli de bunu hızlıca geçebiliyoruz ya da tekrar izleyebiliyoruz. Böyle bir güncellememiz de gelmiş. Ben arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. 13 dakika oldu neredeyse. Yeni haritadan, yeni güncellemeden böyle ufak tefek notlar vermiş olayım sizlere. Ubisoft'un o paylaştığı İzlerseniz çok daha detaylar elde edebilirsiniz. Çok daha bilgiler öğrenebilirsiniz. Ve kesinlikle izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Buradaki göstergelerde herhangi bir değişiklikler. Aha. Pardon, bomba mı? Saldıran imha ediyor. Tamam, buralarda herhangi bir şey yok. Değiştiği yönler yok. Buralarda da her şey aynı. Yine 50'de bu. Şartlar değişmemiş. Evet, yeni haritalar. Oregon, kulüp binası, konsolosluk, banka, kanal, köşk, Cafe Dostoyevski, hudut, gökdelen hiç oynamıyoruz. Sahil, eğlence parkı ve villa var. Aa, bir dakika. Dereceli sisteme şeyi eklememişler. Aa, dipnot düzeltiyorum. Dereceli sisteme favela gelmemiş. Favela da güncelleme gelmiş. Niye böyle şu an bu? Her sezon harita havuzuna yeni haritalar girebilir veya çıkabilir. Şu an dereceli haritaları bunlar.
Favaliye koymamışlar. Demek ki favaliye sadece yüzeysel bir güncelleme gelmiş. Ya online'a gelen 800 olur ya. Bakalım bağlanacak mısın? Evet, şansa bağlandık. Şu yeni oyuncu seçme bölümü çok güzel olmuş. Karakterlerin logoları. Ben burayı çok beğendim. Abi bu gibi değişikliklerin olması gerçekten güzel ya. Oyun bir süreden sonra sıkıyor çünkü. Bu gibi değişiklikler bence gerçekten önemli. Anmaz baskısı neymiş bakalım. Tamam, şunu alalım. Daha orta yapmamızı sağlıyor. Bu güncelleme bölümü de çok güzel olmuş. Oyun başlayınca bakacağım, burayı göstereceğim sizlere. Her sezonda yeni bir değişikliğin olması güzel oluyor. Özellikle grafiksel değişiklikleri daha çok beğeniyorum. Mesela burada giriyoruz. Oyuncunun profilini gör. Hemen hızlı menü. Tak. Solda çıkıyor. Mesaj at. Sesli sohbet. Oyuna davet et. Bildir bölümüne yani ceza ve hile yaptığını ilgili. Ve direkt hemen arkadaşlık isteği gönder deyip direkt arkadaşlık isteği gönderebiliyoruz. Çok güzel olmuş ve eski sistemde bu menüye girdiğinizde biraz böyle kasardı. Burayı daha yavaş açardı. Oldukça seri açıyor ya da ben PS5 kullandığım için de böyle oluyor olabilir bilmiyorum ama. Ve oyuncunun istatistiklerini görmek için de Ubisoft'a bağlanmamız gerekiyor. Ve burada bölümümüz. Ufak tefek değişiklikler ama oyunun daha güzel görünmesini sağlıyor açıkçası. Ve yeni karakterimizi biri almış mı? Almış. Bunu da bir gösterelim sizlere. Online'da nerede? Aha, yok. Almamışlar. Var mı? Yok. Daha önceden dikkat etmedim ama oyuncuların üzerlerinde bu logolar böyle görünüyor muydu ya? Bildiğim kadarıyla görünmüyordu ya da ben dikkat etmemiş olabilirim bilmiyorum ama şu an dikkat ediyorum her şeyi. Mesela burada Frost var. Üzerinde Frost'un logosu. Güzelmiş. Belki daha önce görülüyor olabilir. Ben dikkat etmemiş olabilirim. Evet, 38 pingle oynuyorum bu arada. Pinglerimde de sanki bir düşüş mü var, yoğunluk yok diye mi böyle bilmiyorum ama. Evet. Bakın tekrar yapalım. Davet yetiştirebiliyoruz. Oo, nereden vurdun beni? Bakın burada tekrar bölümünde hızlıca geçebiliyoruz ya da izleyebiliyoruz. Böyle bir özellik daha geldi. Onu da göstermek istiyorum. Daha iyi bir şekilde kimin neyine, kimi nereden vurduğunu görebilmek adına bunu yapmışlar. Bunun beni vurması efsaneydi ya. Hiçbir şekilde fark etmedim. Evet arkadaşlar. Videodan bu kadar olsun. Ufak tefek böyle bilgiler verdiğimiz bir video olduğunu düşünüyorum. Daha detaylı videolar çekeriz umuyorum ki. Özellikle Xbox'ta oynamak çok istiyorum orada. Daha farklı bir durum olacak ve FPS'in cayır cayır akacağından eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.